Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Broadcast Receiver'lar konusumuza devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersinde ilk receiver'ımızı oluşturmuştuk. Bunu farklı bir sınıf olarak oluşturduk ve Broadcast Receiver sınıfından extend etmiştik. Ve bu sınıfta bir tane metot vardı bizim uygulamamız gereken onReceive adında. İşte arkadaşlar bu onReceive bizim yollayacağımız intent ile yollayacağımız broadcast mesajı alan, yorumlayan, gerekirse işlem yapan metottu. Bunu yaparken main activity'de hatırlarsanız intentlerden faydalanıyorduk. Şimdi bu konu bazı arkadaşlar için hala muamma olabilir. Genellikle böyle konularda benim tavsiyem kelimenin anlamına bakın. Intent nedir? Niyet, amaç, hani benim niyetim bu deyip biz buna bir şeyler yaptırıyoruz. Android'de intentleri niçin kullanıyorduk? Daha önceki derslerimizde hep activity'leri yeniden oluşturmak, yani activity'yi çağırmak için. Yani benim bir amacım var, benim bir niyetim var, atıyorum farklı bir activity'ye git. Daha sonra ne dedik? Bu eğitim setinde göreceğiz. Servisleri çağırırken de yine intentleri kullanıyorduk. Ayrıca söyledim, broadcast receiver'ları da yine biz intentler sayesinde yollayabiliyoruz. Intentlerimiz neydi? İki çeşitti. Explicit ve implicit diye. Explicit adresi gideceği yeri belli olan intentler. Mesela şu örneğe bakarsanız benim buradaki gideceğim yer ney? My first receiver class'ı. Yani bu sınıf. Direkt gideceğim yer belli mi? Belli. O zaman biz buna ne diyoruz? Explicit intent diyoruz. Bir de activity'lerde ne yapmıştık? Implicit örnek. Mesela kullanıcı, mesela bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Sizin bunun için fotoğraf çekme özelliklerine sahip bir sınıf yazmanız gerekmiyor. Kamerayı ele alacak bir sınıf yazmanız gerekmiyor. Android işlemin sisteminde zaten bunlar tanımlı. Siz niyetinizi üstü kapalı bir şekilde, yani implicit olarak diyorsunuz ki ben fotoğraf çekmek istiyorum. Bana bununla ilgili bir uygulama, yani bu isteği ele alacak bir uygulama göster. Kullanıcının telefonunda bununla işlemle ilgili birden fazla uygulama varsa biz bir chooser kullanıyorduk. Ve kullanıcı istediğine göre veya direkt default olarak o uygulamayla o isteğinizi karşılıyordu. İşte bunları da biz implicit intent diyorduk. Ama şu anki örneklerimizde biz hep gideceğimiz yer belli olduğu için explicit intent kullanmış olduk arkadaşlar. Daha sonra bir de inner sınıf olarak receiver'ı nasıl tanımlıyorduk onu gösteriyorduk. Bunun da yine kendine özgü bir onReceive metodu var. Bugünkü dersimizde broadcast receiver'lara action name yoluyla nasıl ulaşırız onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için manifest dosyasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu activity tanımlanırken burada bir intent filter, yani ilgili intenti biraz daha sınırlayıcı özellikler, biraz daha böyle alanını daraltmış. Ne demiş? Demiş ki bu activity main olacak. Aynı bu şekilde biz receiver'larımızda bazı intent filter'lar ekleyebiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi ekranda gördüğünüz receiver'a şuradaki taglerin arasına gelip ben buraya herhangi bir intent filter tanımlayabilirim. Kapattım, açtım. Bunun içine girdim. Diyorum ki daha sonra gördüğünüz gibi bunun bir action tag'ı var. Aynı bu şekilde bunun da bir action tag'ı olacak. Android name deyip ki bu bizim action name'imiz. Şu an sistemde tanımlı olan bütün action name'ler geldi. Gördüğünüz gibi işte bataryanın düşük olması, okey olması, telefonun düzgün bir şekilde açılması, ne bileyim işte headset, kulaklık takılmış, ona uygun bir action almak istersek. Ama şu an için biz kendi action name'imizi yaratacağız. Bunun adına my custom action name diyorum. Burada bir de bizim inner sınıf olarak tanımladığımız receiver'ımız vardı. Aynı işlemi bunun içinde yapacağım. Buraya geldim. Intent filter oluşturdum. Bunun içine bir action tanımlıyorum. Bunun adı da my custom another, yani diğer action name diye bir isim takıyorum arkadaşlar. Bunu neden yaptım? Bunu receiver'lara ulaşırken action name özelliğinde kullanabileceğimizi göstermek için yaptım. Bunu burada tanımladıktan sonra şuraya geliyorum.
Hatırlarsanız önceki dersimizde böyle bir intent tanımlayıp send broadcast, broadcast metoduna bu intenti yollamıştık. Şunu yorum satır haline getiriyorum. Ve bu sefer intent deyip intent dedikten sonra bu sefer kullanacağım metot gördüğünüz gibi şuradaki string action. Buraya action name olarak ne yazmam lazım? First receiver için my custom action name'i birebir olarak aynısını yazmam lazım. Daha sonra ilgili intent'imi oluşturuyorum. Bir de ne vardı? Inner class için aynı işlemi yapacağız. Intent eşittir new intent deyip action name olarak da ne yazıyoruz arkadaşlar bu sefer? My custom another action name bilgisini buraya veriyorum. Umarım anlaşılmıştır. Yani broadcast receiver'a ulaşmak için ikinci bir yol, farklı bir yol. Yani sınıf adındansa action name'le ulaşmak nasıl oluyormuş? Onun örneğini yapmaya çalışıyorum şu an. Uygulamayı bir açalım bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi diğer örneği iptal ettim. Şu an için action name ile başlatılan örneğin çalışması lazım. Uygulamam açılıyor. Geldim. Broadcast now dedim. Ve gördüğünüz gibi yine receiver'ıma ulaşmış oldum. Inner class için de yine aynı şey geçerli. Şimdi bazı arkadaşların aklına şu soru gelmiş olabilir. Sen iki farklı action name verdin ve bunlar çalıştı. Evet. Peki ben aynı action name'i kullansaydım sonuç ne olurdu? Çok güzel bir soru olur bu. Şimdi bunun için şuraya gelip yeni bir sınıf yaratmak istiyorum. Bunun adı da my second ne diyelim buna receiver. Hani örneğimiz daha açıklayıcı olsun diye üçüncü bir receiver yaratacağım. Receiver'ı ne yapıyorduk? Extend yapıp broadcast receiver'dan extend ediyorduk. Bir hata alıyorduk. Çünkü onReceive metodunu implemente etmediğim için. Daha sonra şuraya myFirstReceiver'daki gibi şu ismi alayım. Hangi receiver'ın çalıştığını logcat'ten kontrol etmek için. Buraya da mySecondReceiver diyelim. Şunu yazmasına gerek yok aslında. Daha sonra şuraya şunları yazalım. Yani bu receiver'a mesaj geldiğinde şuradaki ikinci receiver'dan selamlar. İkinci receiver'dan selamlar. Şuradaki işte log ve toast mesajlarını görebilmek için bunları yazıyoruz. Şimdi şurada inner class demişiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelelim manifest dosyasına. Öncelikli olarak yeni bir receiver tanımladığımızda ne yapıyorduk? Receiver deyip şuraya ekliyorduk bunu. Daha sonra buna da bir intent filter tanımlayalım. Bunun da bir action name olsun. Ve bu action'a ben hepsine my custom action name yazacağım. Bakalım neler olacak. My custom another'ı da aynı şekilde değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi üçünün de action name'leri aynı. Şimdi geldik buraya. Bunlar burada durmasın ya da bu butona tıklamayalım. Bu kodları size paylaşacağım için şu an için böyle gözüksün. Evet, sıkıntı yok. Yalnız şuraya geleceğim. My broadcast receiver gördüğünüz gibi my custom action name yazıyor. Bunu da değiştirmeyeceğim. Yani bu butona tıkladığımda ne yapmasını istiyorum aslında? 3 tane receiver'ın onReceive metodunun çalışıp ekranda sırasıyla bu değerlerin yazmasını istiyorum. Bakalım olacak mı? Üçünün de şuradan bakarsak üçünün de action name'i aynı ve ben intent'i action name ile başlattım. Yani üçünün de aynı action name olduğu için çalışması lazım. Tıkladım. Birinci receiver'dan selamlar dedi. Inner receiver'dan selamlar dedi. İkinci receiver'dan selamlar dedi. Yani ne oldu arkadaşlar? Düzgün bir şekilde çalıştı. Logcat'imize de ilgili kayıtlar düşmüş gördüğünüz gibi. Peki bunlar hangi sıraya göre çalıştı sizce? Tahmin etmek zor değil aslında.
Şuradaki My Manifest'e bakarsanız öncelikli olarak tanımlanan ilk olarak çıkıyor. My First Receiver ilk tanımlamışız. Daha sonra Inner sınıfımız. Daha sonra da My Second Receiver. Mesela ben bunu buradan alsam. Birden sonraya koysam. Bu sefer ne olacak? 1, 2, 3 diye sıralanarak çalışması gerekecek. Şu an için statik olarak biz bunları tanımladığımız için manifest dosyasında yazdığınız sırayla sizin bu receiver'larınız çalışıyor. Bir daha bir testini yapalım. Broadcast now dedim. Birden sonra 2 gelmesi lazım şu an. Gördüğünüz gibi ikinci de çalıştı. Daha sonra da inner receiver çalıştı. Evet, bu dersimizde receiver'ları sınıf adı yerine action name'lerle nasıl çağıracağımızı, kullanacağımızı gördük. Gördüğünüz gibi her birine aynı action name'i verdiğimde de sırasıyla dediğim manifest dosyasındaki tanımlandığı sırayla üçü de çalışmış oldu arkadaşlar. Bu dersi de burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.